Merhabalar arkadaşlar, Yeliz'in Çiçekleri kanalına hoş geldiniz. Ben Yeliz. Geçen yıl sizlere bodrum papatyalarının videosunu çekmiştik, hazırlamıştık arkadaşlar. Bu yıl ne kadar güzel geliştiğini ve coştuğunu sizlerle paylaşmak istedim. O yüzden tekrar sizlere bodrum papatyaları hakkında biraz tekrar bilgi edineceğiz ve nasıl güzel geliştiklerini sizlerle paylaşmak istedim. Yanımdaki güzel sardunya, katmerli sardunya, fuşya renkteki çok güzel bir renk yine. Şöyle görüntüleyeyim size. Bir saksı içinde hem mor hem beyaz ekmiştim arkadaşlar, ikisi bir arada. Ve geçen yılın videosundaki güzel şu, evet, görmüş olun, gerçekten harika gelişti ve güzel coştu. Arkadaşlar, bodrum papatyaları iyi bakıldığında yaz boyu açmaktadırlar, fakat en çok çiçeklenme dönemleri Mart, Nisan, Mayıs aylarıdır. Daha sonra işte tek tük tek tük ufak ufak çiçekleri yine kalıyor yaz boyu. Fakat en güzel halleri bu dönemler arkadaşlar. Ben her zamanki söylediğim gibi toprağını bahçe toprağıyla kurumuş gübre karıştırarak ekiyorum arkadaşlar. Fakat bütün çiçekler genellikle geçirgen toprağı seviyor, sıkmayan toprak. Ama sürekli bulundurmadığım için genelde ben bahçe topraklarıyla karıştırıp, kuru gübreyi karıştırıp o şekilde ekim sağlıyorum arkadaşlar. Şöyle bodrum papatyalarının bir sürü renkleri mevcut. Ben şu an bendekiler bunlar. Diğer tarafta da şöyle bir tane daha var. Onu da sizlere görüntülemek istiyorum. Bu da aslında açık bir renkte almıştım bunu. Fakat gölge olduğu için yine morumsu renge bürünmüş. Bunu aslında açık bir lila almıştım. Genelde gölgede kaldığı için daha koyulaşmış arkadaşlar. Şöyle. Ve bu da iki renkli sihirli gülümüz. Tomurcuk bırakmış yine. Görüntüleyeyim sizlere. Şunlar da oya ağaçlarım. Ve şöyle bunu sizlere görüntülemek istiyorum arkadaşlar. Şu yuvarlağı bu şekilde dizayn ettim. Şöyle görüntüleyeyim. Ve son olarak geçen yıl bu tarafta soğan bahçesi yapayım dedim. Fakat gölgeden çok aşırı gelişemedi buradaki çiçekler arkadaşlar. Bunu da görüntülemiştim size, bu tarafı da. Burada bodrum papatyası çok daha fazla gölge olmadığından ağacım yeni yeşerdi diye güneş vuruyordu bu tarafa. Biraz çiçeklendi şöyle. Şu şekilde görüntüleyeyim. Böyle. Şu an iyi durumda, fakat ilerleyen dönemlerde çiçek verebileceğini düşünmüyorum artık. Çünkü ağacımız bayağı gölge yaptı. Oradaki de papatya türüm, yanındaki de şöyle tek tük papatyalarını vermeye başladı. Bu şekilde görüntüleyeyim. Bu da açık pembe lila gibi bir renk arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz soğanlar da süsen soğanları arkadaşlar. Evet, süsen soğanları ekmiştim geçen yıl. Fakat geçen yıl hiç gelişmedi, çıkmadı. Burada da bir sardunya, ortancalar ekmiştim.
bu yıl soğanlar çıktı. Umarım çiçeklerini de verirler diye düşünüyorum. Pencere önü çiçeklerimi de biraz görüntüleyeyim. Damat mendili çiçeğimizin videosunu da çekmiştik sizlere arkadaşlar. Şu an bu damat mendili farklı bir renk, kırmızı. Açınca yine görüntüleyeceğim. Ve bu geçen yılın muhteşem ki çiçeği, yine tomurcuk dolu, yine yolda geliyor. Gelmekte olan çok güzel, harika bir damat mendili çiçeğimiz. Bir diğer adı ise kaz ayağı yine. Bu şekilde görüntülemiş olduk yine. Son iki gündür bizde şiddetli rüzgar olduğundan dolayı bazı çiçeklerimin tamamı kırıldı. Sakız sardunyam kırıldı. Şu tarafa ektiğim. Ve şunları da göstereyim size. Şu güzel ebruli sarı dalını bu şekilde kırılmıştı. Büyük dalını kırmıştı. Böyle kaldı yine. Ve arkadaşlar son olarak sizlere petunyalarımı göstermek istiyorum. Petunya, askılı petunya aldım. Ve şöyle astım. Bu şekilde de görüntüleyelim. Petunyaları. Fuşya pembe, beyaz, sarı, mor, kadife mor, bir de kırmızı almıştım arkadaşlar. Bunları yakın bir dönemde aldım. Bu dizayn ettiğim gün, yuvarlağı dizayn ettiğim gün bu şekilde onları da almış olmuştum arkadaşlar. Ve son olarak sizlere tekrar rafımdaki çiçekleri göstermek istiyorum. Herkese mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.